Herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle birlikte Coca-Cola incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden, ardından da teknik analizden faydalanacağız. Coca-Cola içecek, Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir alkolsüz içecek üretim, satış ve dağıtım şirketidir. Coca-Cola içeceğin faaliyeti esas olarak The Coca-Cola Company markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımından oluşmaktadır. Arkadaşlar bunu belirttikten sonra hızlıca şimdi şirketin verilerine geçelim. Son dönem itibariyle yani son bir haftalık getirisi %5,84. Hisse senedi son bir haftada %5,84 değer kazanmış, fiyat artmış. Son bir aylık getiriye baktığımızda %7,21. Yılbaşından itibaren getiri yani 2021'in Ocak 1'i itibariyle o günden bugüne kadar. Ama sadece bugün piyasalar açık olduğu için bugünkü getiriyi bakalım biz buna. %0,61 değer kazanmış. 12 aylık getiriye baktığımızda da bu da şu demek. Bugün 4 Ocak'tayız. 4 Ocak 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar ki 12 aylık süreç oluyor bu. O da %79,5 olarak gerçekleşmiş. 3. çeyrekler itibariyle arkadaşlar verilerini karşılaştıralım. Yani Eylül 2019, Eylül 2020 karşılaştırması. Satışlar %29,2 artmış. Net kar %54 artmış. Öz kaynaklar %36,8 artmış. Fabrik %65,4 artmış arkadaşlar. Şirket hisse başı temettü verilerine baktığımızda normalde temettü veriyor ama 2020'de temettü vermemiş. 2019'da 94 kuruş temettü vermiş. 2021 için tahmini temettü de 2 lira 17 kuruş. Hisse başı kâra baktığımızda 2019'da 3 lira 79 kuruş olarak gerçekleşmiş. 2020'nin 9. ayı itibariyle yani 3. çeyrek itibariyle 5 lira 48 kuruş olarak gerçekleşmiş bu. Yani yaklaşık %50'lik evet 50 mi yapar? Evet 14-17 yaklaşık 50'lik %40-45'lik bir artış söz konusu ve 3. çeyrek itibariyle yani hani yıl sonu verisi henüz elimizde değil arkadaşlar. Bunları belirttikten sonra şimdi hızlıca verilerine göz atabiliriz. Burada fiyat bölü kazanç oranı 11,99 olarak gerçekleşmiş. Normalde bu veri arkadaşlar 10 ve 10'un altındaysa hisse senedi ucuz kabul edilir arkadaşlar. Coca-Cola'nın son gerçekleşen 11,99 ile sanayi ortalaması olan 26,56'nın çok altında. Bu sebeple pozitif olarak aldık bunu. Piyasa değeri bölü defter değeri 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Tabii kendi ortalaması ve yani sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Yine 1.95 ile sanayi ortalaması olan 4.17'nin çok altında. Bu da pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu değer de yine 10 ve altındaysa olumlu kabul edilir. Tabii kendi ortalaması ve sektör ortalamasıyla da mukayese edilir. 6.78 ile sanayi ortalaması olan 19.99'un çok çok altında pozitif. Karlılık %5'in üzerinde ise pozitif kabul edilir. Tabii kendi ortalaması ve sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. %7,95 olarak gerçekleşmiş. Sanayi ortalaması %6,33'müş. Bu da gene pozitif. Boşluluğu ise nötr arkadaşlar. Yani normalde %85,6 boşluluk pozitiftir. Gene kendi ortalamasına ve sektör ortalamasına bakılır. Kendi ortalamasının hafif altında, sanayi ortalamasının bir miktar daha altında ama çok fazla bir fark olmadığı için yani yaklaşık bir %10'luk fark var, %10-12. Bu sebeple bunu nötr olarak aldım. Şimdi arkadaşlar grafiğimize geçebiliriz. Burada şu detay bilgilerine bir göz atalım hızlıca. Arkadaşlar zaten fiyat kazanç, piyasa değeri bölü defter değeri bunlara bakmıştık. Piyasa değeri 16 milyar 839 milyon 345.768 olarak gerçekleşmiş. Öz sermaye yani defter değeri 8 milyar 586 milyon 710 bin olarak gerçekleşmiş. Şimdi piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı net karlarıyla kaç yılda kapatır? Bu farkı amorti eder, kompanse eder. Buna bakıyoruz. Bu 10 ve 10'un altında yıl demekse çok olumlu arkadaşlar. 16 milyardan 8 milyarı çıkardığımızda 8 milyar kalır. Yani küsuratlarla 8 milyar 300 milyon gibi bir değer. Net karda 1 milyar 300 milyon. Yani bunu böldüğümüzde 8 milyarı bu değere böldüğümüzde yaklaşık evet 7-8 yıl gibi bakalım evet 6-4 pardon 6 yıl gibi bir değere ulaşırız arkadaşlar.
Bu da gayet olumlu, pozitif arkadaşlar. Bedelsiz potansiyeli de yüksek şirketin arkadaşlar. Şimdi hızlıca grafiğimize göz atıyoruz. Bunu yaparken yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bakıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desenformasyon oluşum var mı? Hızlıca görebilmek, zaman kaybetmeden. Yıllıkta bakarken uzun periyot, logaritmikte bakıyoruz. Bu şekilde bir oluşum var. Aylıkta yatayda gitmiş, yükselmiş, bir düzeltme gelmiş, tekrar yükselişte. Haftalığa geldiğimizde bir aşağı doğru düşmüş, tekrar toparlamış. Günlükte dalgalı bir seyir. Yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş, tekrar yükseliyor. Şurası zaten, pardon, orası değilmiş, daha da gerisi. Evet, şurası pandemi dönemi arkadaşlar. Tabii burada şunu düzeltiyorum tekrar. Günlükte bakarken dinlerde bakmakta fayda var. Yine aynı dalgalı yapı mevcut. Aylığa geliyorum tekrar. Logaritmi açıyorum. Arkadaşlar burada yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Fiyat 20 günlük hareketli ortalamanın, o da 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Bu pozitif. RSI 76 ile aşırı alım bölgesi civarlarında arkadaşlar, yakın. Haftalığa geldiğimizde gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama, şurada da 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Çok güzel. Şurada da mesela 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış arkadaşlar. Bunu çok göstermiyorduk. Bu sefer onu da göstermiş olalım. Üstte fiyat çizgisi, altta 20 günlük hareketli ortalama, onun altında da 50 günlük hareketli ortalama. Bu pozitif ve beklenen bir durum. RSI'den makul seviyelerde. Günlüğe geldiğimizde şunu tekrar lineer yapıyorum. Üstte fiyat çizgisi gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış gene. Şurada da birçok kez çalışmış. Şurada da çalışmış. Üstte en kısa olan, yani günlük fiyat çizgisi. Altta 20 günlük, onun altında da 50 günlük hareketli ortalama. Bu gayet pozitif, beklenen ve istenen bir durum arkadaşlar. Şuradan itibaren ayrılma başlamış zaten. Yani 29 Aralık itibariyle. RSI'ye baktığımızda 57 ile bu da makul seviyelerde. Şimdi arkadaşlar artık grafiğimizi incelemeye geçebiliriz. Bunun için tümünü sil diyorum. Günlükte inceleme yapacağım arkadaşlar. Bu sebeple lineer açık. Grafik tipini muma çeviriyorum arkadaşlar. Line'dan muma çevirdim. Şimdi bunu bir miktar büyüteceğim şu şekilde. Biraz daha büyüttüm. Evet, şu şekilde inceleyebiliriz artık. Şuradan trend çizgimizi tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar genel itibariyle yükselmiş. Bir düzeltme gelmiş. Tekrar yükselmiş. Bir yatay var. Şurada tekrar kafayı kaldırmış. Yukarı doğru bir eğilim, yönelim var sanki. Şurada dip noktayı aldım arkadaşlar. Şu gördüğünüz mumun gölgesinden aldım. Şu şekilde uzattım. Nereye uzattım arkadaşlar? Şöyle ki şuraya, evet. Şöyle uzattım. Yani bu mumdan bu muma ve nerelerinden, gölgelerinden arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi bunu paralel çiz dedik. Bunu aldım. En yukarıya getirdim. Şu şekilde bıraktım arkadaşlar. Evet, şöyle, evet. Şu ikisini baz aldım arkadaşlar. O şekilde onu da oraya bırakmış olduk. Evet. Bunu bu şekilde çizdik. Şunu tekrar bir paralel daha çiziyorum. Çizdim. Arkadaşlar şurası taban destek, burası da direnç. Şimdi de ara trendleri çiziyoruz. Ara destek dirençleri de diyebiliriz buna. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çalışmış arkadaşlar. Destek. Şurada hafif ihlaller olsa da. Hatta şunu şöyle yaparsak daha güzel olacaktır. Evet. Yani şurası iğnelemiş. Şurası bir destek. Burası iki destek. Şurada gene iğnelemeler var. Bunu çizdik. Birkaç tane daha ben buna paralel çizeceğim ki oluşumları net görelim. Yani bizi asıl ilgilendiren şurası. Bunu, evet. Şöyle bir miktar daha kaldıracağız. Evet, şurası. Fakat biz bütün destek dirençler ortaya çıksın. İleriki hareketlerde bizi neler bekliyor bunu görebilelim diye şu şekilde kaldırdım arkadaşlar. Evet. Şunu bir miktar daha kaldırıyorum. Olmadı. Şöyle ki. Heh. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada hareket gelmiş. Başlamış. İğnelemiş. Buradan destek almış. Kırmış üstte. Bu sefer yukarıyı iğnelemiş ama kıramamış. Geri dönmüş desteğe kadar. Yukarı çıkmış. Geri gelmiş. Çalışmış. Çalışmış. Gelmiş aşağı iğnelemiş. Tam aşağı kadar inemiş. Yukarı bu sefer yukarı kırmış. Ama üst taraftan tekrar geri dönmüş. Aşağı kırmış. Burayı da kırmış arkadaşlar. En alt destekten geri dönmüş. Yukarı çıkmış. Yani buraları kırmış artık. Şurada yukarıda
devam edememiş. Artık gücü tükenmiş. Geri dönmüş. Tekrar yukarı atmış kendini. Üst kanal çizgisinden yani dirençten geri dönmüş arkadaşlar. Buraya kadar gelmiş. Buradan çok güzel çalışmış bu destek çizgimiz. Yukarı atmış. Şuradan tekrar dönmüş. Şu an tekrar denemiş. Yani yukarıda açmış. Bugün aşağıda kapamış. Böyle bir durum var. Yani arkadaşlar şirketin genel olarak temel verileri gayet güçlü durumda. Bu sebeple yarın ve yani ilerleyen günlerde bunun üzerine atması beklenir. Beklenti bu yöndedir. Ama beklentilere göre hareket etmiyoruz. Yani işimiz falcılık, müneccinlik değil. Hareketlere göre stratejilerimizi daha doğrusu hareketlere göre stratejimizi oluşturup devam ediyoruz. Yani stratejimize sadık kalıyoruz arkadaşlar. Burada yapılması gereken şey beklemek. Yani bekleyeceğiz. Pozisyondaysak, daha doğrusu pozisyonda değilsek yukarı kırınca üstte alacağız arkadaşlar. Pozisyondaysak aşağı dönerse buradan satıp desteklerden, dönüşlerden almamız lazım. Yani fiyat hareketine göre ne yapacağımıza karar vereceğiz. Burada hızlıca şunu da göstermek istiyorum. Şurada şunu büyütebiliriz. Bunu günlük yapalım önce. Evet, bunu günlük yaptık arkadaşlar. Şunu bir de büyütelim. Burada arkadaşlar şuna dikkat çekmek istiyorum. Tabii bir dakika arkadaşlar. Şu kapatıyorum bunu. Mum grafiği bara çevireceğim arkadaşlar. Çubuk grafik haline getirdik. Evet. Şimdi büyütebilirim. Burada özellikle şunu görmenizi istiyorum. Bir miktar daha büyüteceğim şöyle. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada açmış, burada kapatmış. Burada da yukarıda atıp açıp aşağıda kapatmış ama şuranın altına düşmemiş. Yani şu 3 günde şuralar birisinin tepesi, diğerinin de tepesi, birinin de dibi burada oluşmuş. Yani bu aslında güçlü bir hareket. Arkasının geleceğine yukarı doğru bir yönelimin olacağını işaret. Tabii arkadaşlar dediğim gibi bu şimdilik bir tahmin bizimkisi. Şurada grafiğimiz var. Buna göre şunu da tekrar söyleyeyim. Bazı arkadaşlar telefondan bakıyoruz. Bu sebeple hani destek dirençleri söyler misiniz diyorlar. Hemen onları söyleyelim. Şimdi arkadaşlar kırması gereken fiyat seviyesi 66-74 civarı. Yani 66-74'ü yukarı kırarsa çünkü yarın buradan açılacak bu civarlarda pozisyona girilebilir arkadaşlar. Aşağıya kırıp devam etme yani şu an zaten altında da aşağı dönüp devam etmesi durumundaysa bu sefer artık 63'ler 63-63.5'lar şey olacak. Bizim yeni destek noktalarımız olacak. Buna göre yön tayin yapacağız arkadaşlar. Yani desteklerimiz şurası bir destek. Yani şu an direnç durumunda. Üstüne kırarsa destek olacak. Şurası, şurası, şurası ve şurası arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin risk algınıza ve profil yapınıza, portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bunlar doğrultusunda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.